Merhabalar arkadaşlar. Evet, Chelsea kariyerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Artık sezonun son düzlüğüne girdik ve çok belirleyici haftalarda maçlara çıkacağız. Umarım bu gidişatımızı sürdüreceğiz. Gerçekten sezon öncesi beklentilerin çok üstünde bir başarı elde ettik diyebiliriz kendi adıma. Bakalım fikstürümüze. Evet, son 3 maçta Arsenal'i kendi sahamızda 4-1, Everton deplasmanda 2-0, 2-0 ve Southampton'da kendi sahamızda 1-0 yenerek Premier Lig'de zirvedeyiz arkadaşlar. Son 11 maç artık kaldı geriye ve City'nin önünde 5 puan önünde liderliğimiz sürüyor. 3. Liverpool aramızdaki puan farkı 12. Yani garanti demeyelim ama ilk iki hemen hemen neredeyse garanti gibi diyebiliriz. Artık şampiyonluğu oynuyoruz arkadaşlar. Gerçekten şampiyonluk potasındayız. Çok zor bir fikstür var ama önümüzde, onu belirtelim. Evet, şimdi Ajax deplasmanına çıkacağız. Şampiyonlar Ligi'de devam ediyor. Birinci elime, birinci tur maçına çıkacağız. Hollanda'da Ajax karşısında. Daha sonra Burnley deplasmanı, FA Cup'ta ve Bournemouth deplasmanı, 3 deplasman arka arka oynayacağız 3 ayrı turnuvada. Ve kendi sahamızda West Ham maçı, Premier Lig ve daha sonra United deplasmanı, yine çok zor bir fikstür. Haydi bakalım. Şimdi tabii lig tamamıyla lige odaklanmış durumdayız ama Şampiyonlar Ligi'nde boş geçmemek lazım. Güzel bir kura şansıyla çeyrek final, yarı final görebiliriz. Yani şu turu geçtikten sonraki Ajax'ı neden geçmeyelim? Müthiş bir performans sunuyorlar Premier Lig'de. Çeyrek finalde iyi bir kuradan sonra yarı final olabilir. Bakacağız arkadaşlar. Çok hedefleri yine büyütmeyelim. Çünkü sonra çok büyük hayal kırıklığı olur. Çünkü ne olursa olsun şu var: kadromuz dar. Kadromuz dar. Evet. Evet, Odoi'nin ilerlemesi yok ne yazık ki antrenmanında son haftalarda. O da zaten, evet, Azpilicueta Formula İspanya çağrılmayı hak ediyor sonuna kadar. Çok başarılı bir sezon geçirdi o da. Evet. Erik ten Hag yaklaşan maçı pek önemsemediğini açıkça belli etti. Siz de bu maçın diğerlerinden bir farkı olmadığı mı düşünüyorsunuz? Hayır, Erik'in düşüncesi beni şaşırttı. Bu maça çıkmak yürek ister. Doğru tabii. O ötlekte ne gezer ki bu yürek diyeceğim ve gaz vereceğim. Baskı da başa çıkma konusunda Erik ten Hag'a nazaran kendinizden emin görüyorsunuz. Zar sursut. Evet. Erik'ten Hakkı küçümsemekten korkmuyorum. Salı günü iyi bir skor elde edeceğiz. Güven veriyorum takımıma arkadaşlar. Sheffield Wolverhampton Premier Lig maçı. Bakalım nasıl sonuçlanacak? Evet, Sheffield United Wolverhampton'ı 3-1 ile geçmiş arkadaşlar. Yani 27 Premier Lig maçında sadece tek mağlubiyet aldık. O mağlubiyeti de Bournemouth deplasmanında almıştık, hatırlayacaksınız. Wilson'ın inanılmaz golüyle. Evet, birinci elime tur maçları başlıyor Şampiyonlar Ligi'nde. Ajax karşısındayız. Juventus Liverpool. Of 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 of. Maça bak. 2.25'te favoriz arkadaşlar Ajax karşısında. Ajax'a verilen oran 2.75. Tüm biletler satılmış durumda Johan Cruyff Arena'da ve Gianluca Rocci maçın hakemi. Evet, bu maçta Marcus Alonso yok. Christiansen'i alalım. Christiansen'i ilk 11'e koyuyorum. Zuma yerine. Pulisic'i bu maçta deneyeceğim arkadaşlar. Odoi yerine. N'Golo Kanté'yi alıyorum. Mason Mount yerine, ama Mason Mount'u da Kovacic yerine alıyorum. Son haftalarda ciddi performansı var. Onun dışında bu kadro. Evet, Abraham'ı da Batshuayi yerine alıyorum. Evet, Abraham'ı da Batshuayi yerine almazsak olmaz. Hatta bu maçta arkadaşlar Rudiger'i de Tomori yerine alıyorum. Oyun anlayışımızı biraz pozitif futbola çeviriyorum. Birazcık dengeli oynayalım bu zor deplasmanda. Oo, kalecimiz nerede? Bir dakika, bir dakika. Kepa sakat. Evet, Kepa yine sakat, 3 gün yok. Hayvallah, Allah Allah. Evet, Cavallero, Emerson, Christiansen, Rudiger, Aspilicueta, Jorginho, Kante, Mason Mount, William, Pulisic ve Abraham. Haydi çocuklar. Kepasız çıktığımız ender maçlardan biri. O yüzden aslına bakarsanız bir puana da hayır demem buradan. Ya da gollü beraberlik. Evet, Tadic, Promes, Van de Beek, David Neres, Ziyech, Marin. Çok hücumsal bir kadro Ajax'tan arkadaşlar. Evet, biz temkinli başlayalım. Yani biraz çok hücum ağırlıklı oynarsak Ajax'ın çok hızlı oyuncuları var. Sıkıntı yaşayabiliriz. Bu arada bir duran top Willian uzaklaştırıyor. Şimdi Tagliafico. Sağdan geliyor. Al onu oğlum diyeceğim ama alamadık. Proms karşı karşıya pozisyon arkadaşlar. Evet, çok net bir gol pozisyonu. Ajax'tan maçın henüz başında. Evet, ilk 10 dakikada Ajax'ın pozisyonu vardı. Şu an daha çok topa sahip olan takım Ajax açıkçası. Ama ilk isabetli şut da bizden geldi. Biraz kontrollü oyunu tercih ediyoruz an itibariyle.
Şimdi Alvarez, Edson Alvarez iyi bir futbolcudur arkadaşlar. Meksikalı savunma oyuncusu söyleyelim. Uzun bir top çıkarttı. Ve Caballero, aman oğlum aman, yani yürekler ağızlara geliyor Caballero'yu top gelince. Evet, ne yapıyorsun? Çıkart şu topu Rudiger. Evet, Mason Mount şimdi orta alanda oyun kurmaya çalışıyor. Sıyrıldı. Willian. Aspilicueta. At Willian'a. Willian. Mason Mount. Mason Mount bir anda sıyrıldı. Ah, kötü vurdu. Çok güzel sıyrıldı ama kötü vurdu. Evet, bir pozisyon verdik. Onun dışında fena değiliz. Şimdi duran top. Dikkat edelim arkadaşlar. Ve dışarıya. Evet. 6 pasta dışarıya vurdu. Yine Ajax tehlikesi. Evet, biraz şu an hücum ağırlıklı futbolu geçebiliriz ilk yarının son anlarında. Şimdi Mazraoui uzun bir top çıkarttı. Cesar Azpilicueta alamadı. Ziyech, Hakim Ziyech. Marin. Ajax geliyor. David Neres. Oo, oo, oo. Caballero. Evet, yine açıkçası tehlikeli bir pozisyon verdik. Tehlikeli bir pozisyon verdik. Daha çok şut attık ama 3 tane pozisyonu var. Promes'le Ajax'ın kaçırdığı. Neyse, çok sarı kart gördük bu arada ya. Evet, ilk yarı 0-0 arkadaşlar. İstatistikler olarak önde gibi gözüksek de 3 tane mutlak gol pozisyonu verdik karşı karşıya. Buna biraz dikkat etmemiz lazım. Şimdi soyunma odamıza gidelim. Şöyle bir taktiğime bakacağım. Şurada bir offside taktiği kullan diyelim bence. Çünkü savunma arkasında biraz sıkıntı yaşadık. Biraz yaşadık sıkıntı. Geçiş oyununda kademeye dön, karşı pres. Aslında kademeye dön de yapabiliriz ya. Evet, kademeye dön yapalım arkadaşlar. Hemen karşı pres yapmanın bir esprisi yok. Topa sahipken herhangi bir sıkıntımız yoktu zaten. Evet, şimdi bireysel performanslara bakalım. Pulisic dökülmüş. Pulisic Odoi yapıyorum. Evet, Kante yerine de sanki Kovacic iyi olacak. Evet, iki oyuncu birden değiştirdim. Kovacic ve Odoi'yi alıyorum. Haydi bakalım. Savunma anlamında biraz dikkatli olursak yani bir gol çıkartabiliriz arkadaşlar buradan. Ve çok ciddi bir avantajla dönebiliriz Hollanda deplasmandan. Aspilicueta. Şimdi sokuluyor. Top kaybı geldi. Proms. Taglifisio. İyi bir sol bektir. Danny Blind. Hakim Ziyech, Marin. Şimdi Kovacic iyi girdi araya. Haydi biraz çabuk oyna. Odoi'ye doğru savunma araya girdi. Oo, kırmızı kart. Hayda. Evet, 50. dakika Rudiger kırmızı kartla oyun dışında. Bu hiç iyi olmadı dostlar. Öf. Evet, Tomori'yi alacağız. Jorginho yerine Tomori'yi alıyorum. Mecburi bir oyuncu değişikliği yapıyoruz. Böyle devam edeceğim. Hücum ağırlıklı değil, pozitif futbol oynayacağız. Çok büyük sıkıntı yaşayabiliriz. Evet, yine Promos'un önüne doğru çok zorladı bugün bizi. Ortaya çıkarttı. Savunmamızı uzaklaştırdı. Allah'tan kritik bir müdahale. Evet, şimdi Abraham. Abraham gidiyor. Büyük bir hatası olmadan. Abraham. Birazcık daha git be oğlum ya. Git be oğlum ya. Git, üstüne git ya. Evet, duran top. Tadic. Orta geldi. Savunmamız çıkarttı. Marin gol pozisyonu var arkadaşlar ve David Neres 1-0 geriye düşüyoruz. Ne yazık ki Ajax deplasmanında 10 kişi kaldığımız müsabakada 12. golünü atmış bugün. Evet, bu kötü oldu. Bu kötü oldu. Uzun zaman sonra kalemizde mağlup duruma düştük bir maçta. Şimdi savunma arkasında Christiansen Abraham aldı. Of. Of of, yine Proms. Caballero arkadaşlar, neler kaçıyor neler. Yani bunu biraz kanat bek destek yapalım. Modern bek destek. Yok, modern bek destekte kalsın. İleri atmayalım. İleri atmayalım. Yine David Neres. Van de Beek. Evet, çok kötüyüz şu an. Hakim Ziyech. Tadic. Danny Blind. Şimdi Cesar Azpilicueta bakalım. Şimdi Mason Mount direkten döndü. Ah, 10 kişiyle olabilecek en iyi şanslardan birini yakaladık. Şimdi Willian. Ceza sahasında Kovacic ve gol. 10 kişiyle Hollanda'da golü buluyoruz.
Mateo Kovacic 1-1. Villa'nın ortası Kovacic'in 4. golü bu sezon. Güzel bir kafa vuruşu. Evet, hemen hücum ağırlıklıyı da pozitif futbola yapalım. Şimdi Ziyech. Çok da geri yaslanmak istemiyorum. Geri yaslanırsak yiyeceğiz golü çünkü. Uzun bir top. David Neres. Of, dışarıya Tadic. Aman Allah'ım. Evet, 67. dakika içindeyiz. Şöyle biterse maç bizim için bence çok iyi bir sonuç olacak arkadaşlar. Bakalım. Evet, bir duran top Tadic. Hop, neler oluyor orada? Çıkartamadık. Ziyech, Marin. Ziyech, yine David Neres çok zorladı bu sefer o kanatta bizi. Oo, müthiş bir gol arkadaşlar. Offside, offside, offside. Evet, offside, offside. Var var ulan, var. Evet, dengeli futbola geçiyorum. Birazcık daha Odoi ve Willian'ı da geri alacağım artık. Yapacak bir şey yok. Odoi o mevkide oynayamıyor fazla ama idare etsin arkadaşlar. Şöyle tempomuzu da biraz düşürelim. Zaman geçirmeyi sık sık yapalım. Geçiş oyunda karşı pres uygulamayacağım. Top rakipteyken birazcık daha önde basabiliriz. Birazcık daha öne kurabiliriz baskı hattımızı. Tamam, devam. Dakika 78. Şimdi Emerson. Abraham. Emerson. Ceza sahasına Taglisio çıkarttı. Dani Blind. Onana. Evet, Promsine geliyor. Bu adamı durduramadık bugün. David Neres. Tehlikeli bir kontra atak. Ay, Tadic dışarıya. Of, dakika 80. Bit be artık. Bit artık, bit. Martinez, David Neres. Of, bir kırmızı kart daha. Bugün Ajax'ın kanat oyuncuları bizi mahvettiler ve 9 kişi kalıyoruz an itibariyle Ajax karşısında. Artık iyice kapanacağız tabii arkadaşlar. Üçlü bir savunma yapacağız. Şöyle Emerson'u alalım. Odoi'yi buraya alıyorum. Yapacak hiçbir şey yok an itibariyle. Evet, yapacak hiçbir şey yok. Böyle saçma sapan bir kadro artık son dakikalar. Yani şu futbol ve şu olumsuz saha koşulları diyelim. Of, bu arada müthiş bir gol geldi. Tadic. 2-1. Müthiş bir gol geldi be. Evet, gerçekten Tadic örümcek ağlarını aldı diyebiliriz. Şimdi Mason Mount kullanıyor ama çok fazla şansımız yok gibi. Bir şut Abraham'dan dışarıya 9 kişiyle beraberliği yakalayabilirdik. Evet arkadaşlar, yani genel anlamıyla baktığımız zaman 2-1 bile avantajlı bir skor olabilir. 2 kırmızı kart gördük. Çok da iyi değildik. Bunu da söyleyelim. Bunu da ekleyelim yani. Şimdi Abraham. Willian. Willian. Willian müthiş vuruyor ama ona ana. Müthiş bir şut çıktı Willian'dan. Şimdi Mason Mount. Evet, artık maçın da bitmesini bekliyoruz. Zaman geçiriyoruz biraz. Mason Mount. Savunma Tomori. Ulan at pasını lan. Mason Mount. Mason Mount ceza sahasına girdi. Mason Mount vuruyor dışarıya. Evet. 9 kişiyi de zorladık ama olmayacak. Evet, bitti arkadaşlar. Valla şu oynanan futbola 9 kişi kalmamıza rağmen iyi bir sonuç diyebilirim ama özellikle savunma anlamında sıçtık. 4 net gol pozisyonu verdik arkadaşlar. Sıkıntı, sıkıntı. Tabi Ajax iyi bir takım, bunu da söyleyelim. 18 şutta 7 isabet saldı Ajax. %48 topla oynarken biz 20 şut attık, 6 isabet sağladık. 2-1. Yani çok kötü bir sonuç değildi. Çok kötü bir sonuç değil, bunu söyleyelim. Avantaj. Oo, bu arada Liverpool Juventus'u 7-1 ile yenmiş. Ne yaptın abi sen ya? Henderson, Mane, Origi 3 ve Keita. Vay vay vay. Evet, Azpilicueta cezalı duruma düştü bu arada. Keza Rudiger de cezalı duruma düştü. Evet, şimdi arkadaşlar uzun bir aradan sonra mağlup olduk bu arada. Bunu da belirtelim. Burnley deplasmanına gideceğiz. Haydi bakalım. Moral bozmak yok.
Evet, maçın ardından zeytin dalı uzatmaya çalışması hakkında ne diyeceksiniz? Tükürdüğünü yalıyor diyeceğim. Hadi bay bay. Bir soru daha. Chelsea'nin sert futbolu ve oyuncuların için tutumuna yönelik. Ya bu yürüyün gidin, ne sert futbolu ya. İki tane kırmızı gördük diye. Evet, Asimlik Yöte ve Rüdiger'in sonraki maçta oynamayacağını sanıyor. Biz de iyi bir haber değil, ancak yine de başımızın çaresine bakacağız diyoruz arkadaşlar ve devam ediyoruz. Evet, o maç o maçtı. Şimdi Burnley deplasmanına gidiyoruz. Ve galibiyet istiyoruz dostlar. Burnley deplasmanında muhakkak galibiyeti almamız lazım. Bu maç önemli. Bakalım. Evet, bu arada oyuncular ilk 11'de şans vermemiz gerektiğini düşünüyormuş Ross Barkley konusunda. Bakalım ne diyorlarmış. Evet, Ross'un daha oynatılmayı hak ettiğini düşünüyoruz ve onun bu konuda sıkıntılarını göz ardı etmeniz için sizin oyuncuların oyunu kötü idare etmeniz anlamına gelir. Evet, yani çok ilginç, çünkü şöyle ilginç, bu kadar iyi giden bir sezonda böyle bir sıkıntı gerçekten yakışmadı. Hayvan Ross Barkley'e de 60 milyon euro bir transfer teklifi gelmişti biliyorsunuz, gitmedi. Evet, onun istediği kadar oynatırsam formayı hak eden başka bir arkadaşınızın takımdan kesmiş olacaktım. Kendisini formayı hak ettiğini sızlanmak yerine bunu ispatlamak için bir şeyler yapmalı diyorum ve sorunu çözüyoruz arkadaşlar. Bay bay. Haydi arkadaşlar, haydi. Ajax maçına takılmıyoruz. Evet, Ross Barkley ilk 11'de oynamak için kiralık gitmek istediğini açıklamış. Zamanı geldiğinde görürsünüz. Evet, Barkley sorunu sürüyor arkadaşlar. Yani Barkley'i şöyle bir önerelim o zaman. 60 milyon euroya. Bakalım bir daha teklif gelir mi sanmıyorum. Evet, Şampiyonlar Ligi maçları devam ediyor. Atalanta, Real, Paris Saint-Germain, Atletico Madrid. Zorlu maçlar. Oo, Atalanta Real'i yeniyor 2-0. Ve Paris Saint-Germain Atletico Madrid'i 4-0'la geçip turu neredeyse kapıyor. Evet arkadaşlar, şimdi Burnley ile oynayacağız. Daha sonra Bournemouth deplasmanına gideceğiz. FA Cup'ta. Evet, Barkley'e kendine kulüp bul diyelim. Bundan dolayı mutlu olmuş beyefendimiz. Bay bay Barkley. Git abi o zaman hadi. Evet arkadaşlar, Marcos Alonso'ymuş ya. Teklifi reddediyorum. Şu an sol beksiz kalamam. Alonso'ya yine teklif. Şu an sol beksiz kalamam. Devre sonunda Alonso'yla da yolları ayıracağız. Merak etmeyin. Zuma'ya teklif var. Ama Zuma bir şeyde gitmemişti. Biraz önce, bir hafta önce de bir teklif vardı. Gitmemişti. Bakalım şimdi 50 milyon euro diretelim. 40 milyon euro, 45 milyon euro diyelim. Verir abi. Evet, kabul ediyor. Bakalım Zuma 45 milyon euroya Çin'e gidecek mi? Evet, Şangay ile anlaşmış. Yoluna bahtın açık olsun be Zuma. Evet, 45 milyona Zuma'yı satıyoruz arkadaşlar. Orada Tomori, Christiansen ve Rudiger üçlüsüyle sezonu götürürüz. En azından önümüzdeki sezon içinde bir transfer bütçesi yaratmış olduk. 45 milyon euro hiç fena bir para değil. Yani Zuma öyle çok hani nasıl diyeyim, umut vadeden bir stoper oyuncusu da değil açıkçası. Yani biz de yedekten öteye geçemezdi arkadaşlar. İyi oldu. Bir Haaland hamlesi yapabiliriz. Ne dersiniz? Bu arada şunu söyleyeyim, transferlerde anket yapacağız arkadaşlar. Evet, Chelsea kariyerimi takip eden arkadaşlarla beraber yapacağız transferlerimizi. Nasıl? İlgilendiğimiz oyuncuları açıklayacağız. Ankete koyacağız. Şunu mu şunu mu şunu mu alalım. Hangisini isterseniz onu transfer edeceğiz. Milanko Savic. Alalım takip listesine. Kralı alabiliriz. Evet, neyse. Burnley deplasmanına gidiyoruz. Artık her maç final, özellikle Premier Lig'de, ama biraz dediğim gibi savunma anlamında sıkıntılara karşı gelmemiz lazım. Ajax maçında soldaki Proms çok zorlamıştı arkadaşlar bizi. Çok zorlamıştı. Bakalım bu maç nasıl geçecek. Evet, Kepa geri dönüyor. Öpüyorum. Her yerinden öpüyorum Kepa. Evet, Tomori'yi, antrenmanların yıldızı Tomori'yi de 11'e koyacağız arkadaşlar. Christiansen'le iyi bir ikili olmuşlardı. Haydi bakalım. Burnley 16. sırada olmasına rağmen sert bir takım. Dikkat etmemiz gereken bir takım. Özellikle duran top aksiyonlarına dikkat etmemiz lazım. Evet, Pulisic 2 maç ceza almış. Cezaya itiraz edelim. Evet, bu arada gerçekten üst üste cezalar aldık. Hem ligde hem Şampiyonlar Ligi'nde. Bu sıkıntı. Bu bizim açımızdan biraz sorun arkadaşlar. Evet, 16, 17, 18, 19, 20 küme düşme mücadelesi veren Burnley karşısında. Evet, haftanın maçları Aston Villa, Newcastle, Burnley, Chelsea, Southampton, Norwich, Watford, Palace, West Ham, Sheffield, Wolverhampton, Everton ve City, Leicester. Evet, Leicester küme düşme mücadelesi veriyor. Küme düşmeme mücadelesi.
Bakalım bize güzellik yaparlar mı? Evet, Shandaish'in takımı karşısında 1.40'la favoriyiz ama bence bu kadar net favori değiliz. 21.401 bile satılırken Simon Hooper maçına kemiği. Bakalım. Evet gençler, şöyle kepamızı koyalım ilk önce bir kalemize. Şükürler olsun. Evet, Pulisic cezalı. Pulisic'in yerine Hudson Odoi hamlesi yapacağız. Alonso'yu yedeğe koyuyorum. Tomori'yi Rudiger'e yerine koyuyorum. Evet, bugün Rhys James'i oynatacağım Cesar'ın yerine. Cesar biraz defansta aksıyor arkadaşlar. Kovacic, Mason Mount yapacağız. Tamam. Şimdi hücum ağırlıklı başlayalım. Topa sahipken tempomuz normal olsun arkadaşlar. Çok yüksek oynamayalım. Geçiş oyununda karşı pres sıkıntı olabilir. Kademeye dön yapalım bu maçta. Özellikle deplasmanlarda açık veriyoruz. Top rakipteyken offside taktiği kullanalım. Bu baskı attığımızı birazcık daha önde tutalım. Birazcık daha önde tutalım. Tamam, haydi bakalım. Haydi bakalım. Ya belirli bir takdim yok arkadaşlar. Oynuyoruz. Maça göre oynamaya çalışıyorum elimden geldiği kadar. Evet, Barnes, Vidra, McNeil, Gudmundsson, Cork, Sangalli. Dikkat, dikkat. Savunma ağırlıklı bir futbola çıkıyorlar. Muhtemelen duran toplardan gol bulmaya çalışacaklar. Buna izin vermemiz lazım. Evet, Lofton, Vidra, Gudmundsson, Lofton, Cork, Lofton, Cork. Kepa, aman, aman Allah'ım, aman. Öf. Yok, offside taktiği yapmayacağız arkadaşlar. Offside taktiği yapmayacağız. Bu birazcık daha geride basacağız. Karşı pres yine yapmayacağım. Biraz geniş oynayacağız. Tamam, bu iyidir ya. Bu iyidir. Biraz da dikine paslaşma yapalım. Dikine uzun paslı çıkalım bu deplasmana. Çok kısa pas yapmayalım. Çok tehlikeli bir ataktı bu arada. Bunu söyleyelim. Evet, Sangalli, duran top, Kepa, Odoi çıkartıyor. Gudmundsson, Tarkovski, çok tehlikeli geliyorlar. Ve uzaklaştırdık eninde sonunda. Evet, şimdi Tomori. Şimdi sıra bizde, dakika 4. Willian. Willian sıyrıldı. Willian'dan orta geldi. Odoi! Hudson Odoi! Müthiş vurdu 1-0. Hakikaten Kepa öyle bir kurtarış yaptı ve maçın içinde tuttu ki bizi. Odoi de bu sezon 9. golünü attı. Willian'dan harika bir asist arkadaşlar be. Odoi müthiş vuruyor, müthiş. Çok kritik bir gol. Hemen pozitif futbola dönüyorum. Dakika 10. 1-0 öndeyiz. Şu an istatistikler anlamda, her anlamda aslında Burnley'in üstünlüğü var ama skor bizde. Jorginho. Orta geldi. Şimdi Vidra, evet, kontra atakları tehlikeli olan bir takım. Kapat oğlum, kapat, bir şey yap, foul yap lan. Oğlum, McNeil. Of, 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 Gudmundsson. Çok tehlikeli bir atak. Evet, Kepa, Tomori. Tomori topla birlikte hareketli. Uzun bir top çıktı ama anlamsız bir top çıktı. Şimdi Cork, Joe Barnes, McNeil, evet, Taylor, of, yine savunma arkasında Barnes aldı. Gol pozisyonu, McNeil ve golü yedik arkadaşlar. Allah kahretmesin. Çok kötüyüz ya. Sıkıntı var. Ben size söyleyeyim, sıkıntı var. Evet, tempomuzu yüksek yapıp kısa pasa geri dönelim biz. Sol bek, sağ bek ileri çıkartalım. Geçiş oyununda karşı prese devam edelim arkadaşlar. Top rakipteyken böyle oynayacağız. Yapacak bir şey yok. Birazcık ileride basabiliriz sadece. Offside taktiği kullanmayalım ya. Evet, yani hak ettik ki golü yemeyi, hak ettik. Bunu çok net söyleyebilirim. Ama burada birazcık da şanssızlık oldu. İşte Barnes çıkarttı. McNeil ortaladı. Gudmundsson savunma ve gol. İyi değiliz. Ya çok net söyleyebilirim. Bir duran top şansı bakalım. Öne geçebilecek miyiz yeniden? Christiansen. Orada top kaybı, kontra atak demek Christiansen. Ona göre orta çok iyi noktaya. Abraham.
Abraham bu sezon 11. golü ama bu gol Christiansen'i yazar. 2-1 öndeyiz. Üf. Hakikaten derin bir öh çekiyorum. Bu maç bitmez dostlar. İşte Christiansen, Abraham. Yani iki kere geldik, iki gol attık. Bunu söyleyelim. Evet, offside yok. Var var ulan. Şimdi James. Jorginho, James. Orta geldi. Arka tarafa doğru. Odoi, Emerson. Kante. Kovacic iyi pas attı. James ceza sahası. James müthiş bir gol. Chelsea kariyerindeki ilk golü ama ne gol. 3-1. Evet, bitirici noktalardaki başarımızla bir anlı skoru 3-1'e getirdik ama bu gol müthiş bir gol dostlar be. İşte Kovacic, James. Müthiş. 3-1. Evet, hücum ağırlıklı oynayacağız. Ya bu takım hücum ağırlıklı oluyor. Evet, 19 maçtır Premier Lig'de namağlup unvanımızı koruyacağız bu maçı da yenersek. Evet, biraz toparladık arkadaşlar. Yaptığımız taktiksel değişikliklerden sonra oyunun kontrolünü yine aldık. Hatta şöyle şu taktiği yükleyelim. Beğendim bunu. Kaydet diyelim. Scouting Nav 1 diyelim. Devam. Of, hakikaten yani ecel telleri döküyoruz. Ecel telleri döküyoruz. Şimdi Kepa. Yani pozisyon verdik, vermedik değil. Ama biz zaten böyle bir takımız. Skor yönümüzde bulduğumuz gollerle şu an lige tutunduk. Kovacic müthiş sıyrıldı. Ama çıkart. Bokunu çıkartma. Bokunu çıkartma işte. Şimdi Taylor uzun oynadı ve Gudmundsson. Kork. Dikkat arkadaşlar. İki yersek bu maç her şeye gider. Lofton. Kork. Basın şuna ya. McNeil. Aa, Tomori büyük hata olabilir mi? Hayır. Kovacic çıkar şu topu. James. Abi bir çıkamadınız doğru düzgün ya. McNeil. Evet, çok basit hatalar yaptık devrenin sonunda. Al işte. Çok güzel müdahale Christiansen'den. Evet, 3-1 ama yani terler döktük arkadaşlar. Odoi, Abraham ve James'in golleriyle 3 genç yıldızımızın golüyle 3-1 öndeyiz. Pozisyon veriyoruz yine, 3 net gol fırsatı verdik. Bu sıkıntı. Bu sıkıntı, bunun farkındayım. Şimdi bir turan top Burnley'den. Oo! Direkt kaleye ve direkten döndü. Evet, enteresan şeyler oluyor hakikaten. Şimdi Sangalli. Orta geldi. Savunmamız çıkartmaya çalışıyor. Evet, uzaklaştırdık. Allah'ım neler oluyor ya. Müthiş heyecan kasırgası. Tomori. Oğlum doğru düzgün çıkın şu savunmadan. James. Kovacic. Çok iyi top attı. Abraham. 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 Hayvan herif. Yarrağım benim Abraham ya. Özür dilerim. Ya atsa maç bitmişti ya. Barnes. Christiansen dokundu. 55. Evet, birazdan Willian oyuncusu için alacağım. Kondisyonu bayağı kötü. Ona ihtiyacımız var arkadaşlar çünkü. Evet, şu Willian'ı bir oyun dışına alalım. Evet, Willian yerine de kimi alacağız ki? Üf. Evet, Willian yerine Mason Mount alacağım. Mason Mount'u sola atacağım. Odoi sağda idare etsin. Bu arada Loftus-Cheek'i de Kovacic yerine alıyorum arkadaşlar. Hatta son olarak neyse, son oyuncu değişikliği hakkımızı yapmayalım. Bir sakatlık olur, bir şey olur. Evet, dakika 71. Emerson. Jorginho, top kaybı yapmayın, kontrayı yeriz. Orta Loftus-Cheek, üstten dışarıya, direkten dışarıya. dakika. Kritik bir 3 puana doğru gidiyoruz deplasmanda ama yine Kepa'ya çok şey borçlu olduğumuz bir maç olduğunu da söyleyebiliriz arkadaşlar. Çok pozisyon verdik. Yine çok pozisyon verdik. Evet, dakika 90+3. Ve evet, yeniyoruz arkadaşlar. Odoi, Abraham ve James'in ilk yarıdaki 21 dakikadaki 3 golüyle Burnley'i yeniyoruz 3-1. Çok mu iyi oynadık? Katılmıyorum ama 3 puan almayı başardık. 15 şut 6 isabeti var Burnley'nin. Bizim ise 19 şut 9 isabetimiz var. Şöyle bakalım. Evet, mutlak 3 gol şansı vermemiz sıkıntı.
Bu sıkıntı, bunu söyleyeyim. Biz de 2 gol şansı bulmuşuz. Ama 3 puan bizim arkadaşlar. Ne olursa olsun. Aferin beyler, iyi galibiyet aldınız derken Man of the Match harika bir gol atan Rhys James oldu. Kepa 7.20, Christiansen 7.60, Jorginho 7.2, Kante 7.10 ve Abraham 7.30'da diğer etkili performanslar. Devam. Evet, James övüyoruz. Son maçta çok iyiydin. Böyle devam et aslan parçası diyorum. Haydi bakalım. Şimdi Bournemouth deplasmanındayız gençler. Şu taktiğimizi, en son maçtaki taktiğimizi yükleyeceğim. Şimdi Bournemouth deplasmanına çıkacağız. Bournemouth deplasmanından sonra kendi sahamızda West Ham United'la oynayacağız. Bakalım, evet. Oo, vay vay vay. Evet arkadaşlar, mucize bir skor. Jimmy Vardy'nin heykelini dikiyoruz Londra'ya. Çünkü İtihad'da City'ye karşı hat-trick yapıyor. 3 golle yeniyor City'yi deplasmanda Leicester. Ve 8 puan farkla lideriz. Son 10 maç ve 8 puanlık avantaj. Evet artık gerçekten yani dönüm noktalarına geliyoruz arkadaşlar yavaş yavaş. Müthiş bir avantajı elde etmiş durumdayız. Müthiş. Evet, Arthur'u ben de isterim de Arthur bize gelmez kardeşim. Takip listesini alalım. Evet, Cavallero'nun söz, Cavallero'dan hayır, görüşmeyi terk et. Cavallero sözleşme imzalamayacağım arkadaşlar. Evet, Leicester oyuncusu Jimmy Vardy ayın oyuncusu olurken bizden de Jorginho ikinci seçilmiş. Şubat ayının genç oyuncusu ise Rhys James, ikinci sırada yine bizden Pulisic. James'i tebrik ediyoruz. Devam. Evet, ayın menajeri oluyoruz arkadaşlar. 4 maçta 4 galibiyetle. Haydi bakalım ve Tomori'nin antrenmanlardaki performansı da gitgide sevindirici. Cavallero endişeleniyormuş. Yani yani şu an seninle sözleşme imzalamayacağım. Üzgünüm Cavallero. Yani git baba. Git mangal yap, bir şey yap ya. Manyak mısın? Haydi bakalım, haydi bakalım. Bournemouth deplasmanı hiç önemli değil arkadaşlar. Şu maçta yeni sektiğini hiç önemli değil. Evet, Tomori'nin maaşı artmış. Evet, James'e yeni sözleşme verelim. Evet, James'e yeni sözleşme verelim. Sonuna kadar hak etti. Hemen yeni sözleşme önerelim. İlk 11 oyuncusu diyorum. Oynatacağım son haftalarda. 3.86'da iyi paradır. Evet, güzel şartlar, güzel bence. Serbest kalma bedeli de yok. Devam. Haydi bakalım, Barkley'i satacağız daha. Ya of. Bana maçları kazandırmam için para ödeniyor. Ross'un gönlünü hoş tutmam için değil, başka yerde oynamak istiyorsa kapı şurada diyorum. Evet, bu kadar kolay teslim olmanız kadrodaki diğer oyuncuların gözündeki teknik direktörlük yeteneğinize olan inancı yok edeceğini düşünüyor gibisiniz. Evet, ipne basın. Şampiyonluk yolunda bize engel olmaya çalışıyor. İtibarımızı edemeye çalışan oyuncuları affetmem, isteyen denesin ve ne kadar ciddi olduğumu görsün diyorum. Bazı kimseler böylesine bir yaklaşımın riskli olduğunu ve bir gün başınıza dert açabileceğini düşünebilir. Birbirine kenetlenmiş bir takım oluşturan muhteşem bireylerle çalışıyorum. Neden bu kararı verdiğimi anlıyorlar ve bana destek veriyorlar. Siktir git lan. Evet, Brighton Bournemouth lig maçı arkadaşlar. Evet, bu arada ufaklığım geldi, çocuğum geldi. Buyur babacığım. Gel. Gel kucağıma gel. Evet, kariyer hikayemize yeni bir dost alıyoruz arkadaşlar. O da benim ufak oğlum Demir. Ufak bizde biraz takılabilir. Rahatsızlık veriyorsa kusura bakmayın. Ben Tankuru önermiş bana. Çok iyi bir scout önerisi değil mi oğlum? Ha? Evet babacığım. Bak oradayız, evet. Evet babacığım. Evet. Haydi bakalım, Demir için Bournemouth'a koy Chelsea. Tezahürat yapıyoruz, gördün mü senin için? Hı? Gördün mü? Hı? Evet. Evet, mikrofon. Evet. Evet, senin. Haydi, evet biraz koptuk arkadaşlar ama olsun. Takayım mı sana? Evet, kulaklığı ona takalım biraz bakalım, gel. Hı. Haydi çocuklar. Evet, bu arada kiralıktan dönecek o kadar çok oyuncumuz var ki ama şu sezonu bitirelim, öyle ilgileneceğiz onlarla arkadaşlar. Haftanın takımına Rhys James ve Christiansen'i sokuyoruz. Ve devam ediyoruz Demir.
Evet, yakaladığınız başarının ardından size bir övgü de bir sonraki maçtaki rakibiniz olacak Eddie Hall'dan geldi. Onun hakkında ne düşünüyorsunuz? Evet, övülmek güzel şey olsa da hobi gibi aşırı saygı duyduğum birisinden daha fazlasını söyleyeyim. Yok, onu demeyelim. Evet, onun ne dediği umurumda değil. Ben bu takımın başına maç kazanmak için getirdim, dost kazanmak için değil. Evet arkadaşlar, net. Netiz değil mi Demir? Haydi bakalım. Bournemouth deplasmanındayız gençler. Hiç önemli bir kupa maçı değil. Zaten ciddi bir rotasyon yapacağız. 3 gün sonra çünkü West Ham'da kendi sahamızda lig maçına çıkacağız. Evet, Pulisic için cezası da onanmış durumda Southampton maçında gördüğü kırmızı kart cezası. Ve maça başlıyoruz. İlk 11'imizi hazırlıyoruz. Ciddi bir rotasyon yapacağız. FA Cup 5. tur maçında. 2 oranla biz favoriyiz arkadaşlar. Bournemouth'a 3-20 oran verilmiş. Şöyle Batshuayi'yi koyuyorum. Cesar'ı koyuyorum. Marcus Alonso'yla bu maçta oynatalım. Rudiger'i alıyorum. Ciddi bir rotasyon yapacağım demiştim. Loftus-Cheek, Mason Mount, Pedro. Hatta Ross Barkley, kavgalı oyuncumuz Ross Barkley'i de koyuyorum. Tamam, bu takım iyidir arkadaşlar. Evet, haydi bakalım. Haydi bakalım. Hiç önemli değil babacığım bu maç. Bu maçı yenisek de olur, tamam mı? Evet. Ama ligde şampiyon olacağız, tamam mı? Hadi bakalım. Haydi. Evet, Demir maç başladı. Şimdi ataktayız. Marcus Alonso, Ross Barkley. At bak, golü görüyor musun? Bak gol. Şimdi Mason Mount. Ross Barkley. Evet, yoğun yağmur var bu arada arkadaşlar. Şimdi uzun bir top çıkarttı. Marcus Alonso'nun önüne iyi top. Alonso, Hudson-Odoi ceza sahasında ortaya çıkartıyor savunma. Evet, şimdi Billing kontratak geliyor. Ve evet, bizi yıkan adamlardan biriydi. Golü yine müthiş bir gol atıyor. Kalan birisi 1-0. O mikrofon babacığım. Dur lan, golü yedik. Dur. Evet arkadaşlar, çok kötü başladık hakikaten. Yine Wilson'dan harika bir gol ki sezonun Premier Lig'de de şu ana kadar aldığımız tek mağlubiyetin sebebiydi Wilson. Böyle bir gol atmıştı. Yine çok rahat bir gol attı açıkçası. İlk atakta da golü yedik. Haydi bakalım. Şimdi Cesar. Pedro. Cesar. Ashley King. Kelly yine savunma arkasında. Bu sefer Wilson, yine tehlike var. Kepa. İnanılmaz kötü başladık yine maça. İnanılmaz kötü başladık maça dostlar. Dakika 15. 1-0. Şimdi Mason Mount. Orta geldi, savunmadan sekiyor. Yine Wilson. Evet, yine kontra atak geliyor. Ayda. Yine Wilson. Başka Wilson. Wilson'lar bugün başımıza bela açacak gibi. Yine Wilson. Henry Wilson. Of, dışarıya. Evet, Bournemouth şu ana kadar bizi resmen sürklase etti. Dakika 20. Evet, siz maçı oynayın arkadaşlar devreye kadar. Ben ufaklığı bir götüreyim içeri. Yoksa bu maça konsantre olamayacağız. Fark yiyeceğiz lan. Fark yiyeceğiz. Hadi babacığım, gel içeri gidiyoruz. Christiansen, gol olur mu? Gelene kadar gol atın gençler. Yine çok kötü bir pas. Ulan bir dakika ya. Bir sıkıntı var gençler. Yani biz bu kadar kötü bir takım değildik ya. Ne yapıyorsunuz? Kepa. Dur. Hadi arkadaşlar, ben gelene kadar gol atın. 2 dakikaya geliyorum. Koş abi, yine koş. Orada tamam, ben geliyorum şimdi. Hadi. Tamam, biraz. Ve gol. Evet, geldim ve golü attık. Batshuayi 1-1. Yedek golcümüz bu sezon 8. golü. Bakalım Loftus-Cheek yine harika. Loftus-Cheek de çok etkili ara pasları atabilen bir oyuncu. Batshuayi vurdu kaleci. İkinci pozisyon boş kale. Evet, Wilson kardeşler diyelim. Biri zenci, biri zenci demeyelim. Irkçılık olmasın. Wilson kardeşler değil tabii ki, soy isimleri tutuyor sadece.
Şimdi Marcus Alonso, Mason Mount, Lemma, Lerma. Tabii onlar as takımla çıkmış. Billing, Bournemouth as takım. Uzun top. Yine Wilson ve Kepa. Yani Wilson, neler oluyor direkten. Bugün savunmamız fecaat arkadaşlar. Bunu çok net söyleyebilirim ama takım savunmasından ziyade bireysel hatalarımızla ön plana çıktık. Bir kafa vuruşu Billing'den dışarıya. Ya bu maçın favorisi zaten Bournemouth. Bunu söylemekte fayda var. Dakika 40. 1-1. Uzamasın da maç. Fiziksel olarak yorulmayalım. Cesar, Rose Barkley. Ceza sahasında o kadar kötü bir orta ki Mapham. Ama ona kızmıyoruz. Yine uzun top. Yine bakın. Yine kaçırdık. Yine Wilson. Son anda araya girdi Rüdiger ama yani Wilson müthiş bir forvet oyuncusu. Müthiş top salan koşuları. Evet, ilk yarı 1-1 bitti. Çok iyi oynamadık. Özellikle savunma arkasına atılan toplardaki sıkıntımız devam ediyor. Bireysel anlamda da Mason Mount, Pedro ve Hudson-Odoi'den çok kötü bir performans aldık. Bunu da söyleyelim. Şimdi Christiansen, Rose Barkley sağ tarafa oynadı. Cesar Azpilicueta ceza sahasını ortaladı. Lerma çıkartıyor. Al bu topu. Al. Yine kaybetti Cesar. Wilson bir kontra daha. Evet, Christiansen bu sefer iyi girdi karaya. Şimdi iyi bir top atarsın. Sen seversin öyle topla. Allah'ım ne yapıyorsun ya? Kepa, yani inanılmaz. Bugün gerçekten bireysel anlamda o kadar çok basit top kayıpları yaptık ki. Yani Kepa olmasa çok farklı bir yere gidebilirdi skor gerçekten. Evet, Fraser. Wilson vuracak mı? Vurdu, offside. Offside, offside, offside. Dakika 50. Kepa şimdi kendi yarım sahamızdan çıkmaya çalışıyoruz. Güzel bir top attı Pedro'nun ayağına. Pedro'dan sol tarafa güzel top. Hudson-Odoi. Odoi. Batshuayi dışarıya. Ah, Batshuayi. Ah. İyi bir şans. Şimdi taç atışı kullanıyoruz. Marcus Alonso'dan Odoi. Yine Marcus Alonso. Batshuayi ceza sahasını ortaladı. Savunmadan dönüyor. Dikkat lan, bu topu vermeyin. Barkley. Güzel top attı Cesar'a ama Cesar Azpilicueta gerçekten çok kötü. Şu son 2-3 maçta özellikle performansı inanılmaz kötü. Evet, Wilson yine kaçtı ya. Oğlum bu adam nasıl bir adam lan? Kepa yine çıkarttı. Kepa artık yoruldu. Adam her savunma arkasında top sıkıntı ya. Evet, Odoi. Odoi müdahale. Evet, oyuncu değiştireceğim. Oyuncu değiştireceğim. Yani maçı git bırakın. Gerçi oyuncu değiştirecek adam da yok ki. Odoi. Mason Mount'un yerine bari Kante'yi alalım. Biraz orta sahaya şöyle hareket katsın. Kovacic'i de Rose Barkley'in yerine alıyorum arkadaşlar. Devam. Şimdi King. O da tehlikeli bir sprinter. Alın abi. Marcus Alonso. Şimdi Loftus-Cheek. Top kaybı yapmayın. Yapmayın. Abi nasıl pasa bak ya. Ben çıldıracağım ya. Yine Wilson. Yine döndü. Ya şuna bak ya. Buna Arap atı gibi lan. Oha. Oha. Oha ya. Çüş. Adam Arap atı gibi gidiyor. Ya bugün evet, bireysel takımdaki özellikle savunma oyuncularının bireysel performansı da tabii hayal kırıklığıydı. Bunu da söyleyelim. Yani her top aldırılmaz. Bakın. Bakın. Yani oho, oh, yol geçen anı gibi ya. Ve Kepa yani inanılmaz şeyler oluyor arkadaşlar. Ya 5 net gol pozisyonu verdik. Ve yine Kepa. Ah, sıçacağım ha ki yani. Yiyeceksek yiyelim ya. Biraz geriye alıyorum. Yani herhangi bir sıkıntı da yok ki yani. Standart oynuyorum işte. Markaj yapmayalım abi. Markaj sıkıntı ya. Of. Sıkıntı. Maç sıkıntı dostlar. Bunu söyleyelim. Ya maçın sonuna kadar şu an Bournemouth'a gitti. Bir orta. Yine Wilson. Billing. Wilson. Fraser. Yani %100 maçın hakkı Bournemouth'tu. Bunu söyleyelim arkadaşlar. Yani yalan yok.
Kötü oynadık. Savunmada çok dağınık oynadık. Şimdi Fraser bir duran top şansı. Kafa vuruşu dışarıya Mapham. Hayır, işin kötü tarafı maç uzatmaya gidecek gibi gözüküyor. Yenilsek daha iyi çünkü fiziksel anlamda çok yıpranacağız. Ve dakika 89. Yani böyle bir deplasmanda yenilmemek önemli arkadaşlar. Bunu çok net söyleyebilirim ama keşke yenilseydik çünkü bir kupa maçı. 1-1. Çok net gol pozisyonu verdiğimiz, 5 net gol pozisyonu verdik. Çok ciddi rakam. Çok ciddi rakam. 10 şut attık, 3 isabet sağladık. Bournemouth 14 şut attı, 7 isabet sağladı. Yani bu maçı kazanabiliriz. Aa, uzatmaya gitti maç lan. Uzatmaya gitti oğlum işte. En istemediğimiz şey oldu dostlar. En istemediğimiz şey oldu. Tabii uzatmaya gidecek. Ne olacak? Yani kondisyon olarak biteceğiz. Evet, ilk uzatma dakikası bitti. İkinci uzatma dakikasına başlıyorum. At lan Bournemouth da çek fişi. Yani kupa önemli değil arkadaşlar. Evet neyse, Kovacic. Kafa Rudiger. Ah seni Rudiger. Dakika 117. Begovic. Fraser. Pedro aldı. Aradan da yolladı. Batshuayi aldı ama zor pozisyonda. Ooo! Batshuayi'dan müthiş gol. Dakika 118. Müthiş vurdu. Bu bugünkü ikinci golü. Sezondaki 9. golü. İşte Batshuayi, Pedro harika pas ama Batshuayi ya, müthiş bir gol arkadaşlar. Müthiş bir gol. 2-1 öndeyiz. Ya belki Bournemouth hak etti maçı ama futbol böyle bir oyun işte. Futbol böyle bir oyun. Yapacak bir şey yok. Evet, gerçekten ilginç bir maç oldu. Net pozisyonları kaçıran Bournemouth olmasına rağmen Batshuayi'nin 118. dakikadaki golüyle Bournemouth'u deplasmanda 2-1 kazanıyoruz. 14 şut 5 isabetimiz var. Bournemouth'un 19 şut 9 isabeti var. Evet, 5 net gol pozisyonu verdik. Biz ise 2 tane bulduk. Bu sıkıntı dostlar. Bu sıkıntı. Evet, aferin beyler diyorum ve devam ediyorum. Kepa 7.2, Rudiger 7.8 ve Batshuayi Man of the Match 2 golle 8.8. Gecenin etkili performansları. Evet, Batshuayi'yi tebrik ediyorum. Gol yollarında çok iyiydin, böyle devam et diyorum. Ve West Ham arkadaşlar. Abo, Marcus Alonso da cezalı bu arada. Evet, cezalar üst üste, sakatlıklar üst üste. Ve sizin hakkınızda övgü dolu sözlerde bulunan Eddie Howe'ye karşı galip gelmek nasıl bir duygu? Aldığınız sonuca bakarak onun övgüleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Yani futbolda sonuç en önemlidir. Eddie'nin ciddi bir rakibi olduğunu düşünmüştüm. Onlar karşısında iyi bir skor elde etmemizden memnunum diyorum. Evet, kritik bir galibiyetti gerçekten. Yani hak etmedik belki ama onlar da girdikleri pozisyonları atsalardı abi, ne yapalım yani. Ve şimdi West Ham karşısında, ooo benim oyuncum ya, Aouar. Müthiş bir oyuncu. Alalım takip listemize. Ya geç. Ya bakacağız. Transferlere bakacağız arkadaşlar. Şu an maç içinde transferle ilgilenmeyelim. Dediğim gibi yapacağımız transferlerde sizin de anket yapacağız. Sizin oylarınız önemli olacak. Yani bir nevi kariyeri beraber yöneteceğiz arkadaşlar. Ama biraz destek verin ya kariyeri izlenmesinde. Evet, James'le sözleşme imzaladık. Çok memnunmuş. Ve West Ham karşısına çıkıyoruz. Evet, FA Cup'ta da çeyrek finale geldik öyle ya da böyle ve Arsenal'le eşleştik. Evet. Muhtemelen Arsenal FA Cup'ta eleniriz. Evet, Pulisic. Antrenmanların yıldızı. Devam koçu. Kritik son dakika gollerin adamı diyebiliriz Pulisic için. Evet, West Ham karşısındayız. 8 puan farkla Premier Lig'in zirvesindeyiz. Ve gerçekten çok kritik bir maça çıkıyoruz. Günün diğer maçlarına bakalım. Evet, Arsenal, City, Bournemouth, Wolverhampton, Leicester, Brighton, Norwich, Liverpool, Sheffield, Burnley, Tottenham, Watford. Arsenal City'yi yener mi günün ilk maçında? Müthiş bir avantajla çıkarız o zaman. Haydi Arsenal, haydi topçular diyoruz, haydi Emery diyoruz. Dünyanın en iyi teknik direktörüsün. Aubameyang dünyanın en iyi golcüsün. Lacazette harika bir... 1-1, güzel. Evet, City yine puan kaybediyor ve West Ham'ı yenersek puan farkı 10. Evet arkadaşlar, 10 puan fark yakalarsak da artık sanki meşaleleri yakın diyebilir miyiz bilmiyorum ama çok ciddi bir avantaj. Yani artık 10 puan farkı yakalayıp da
Ligi oradan verirsek bu bizim eşekliğimiz. Diğer maçlara bakalım. Bournemouth 1, Wolverhampton 0, Leicester 2, Brighton 1, Norwich 1, Liverpool 4, Sheffield 0, Burnley 3 ve Tottenham 0, Watford 3. Tottenham'ı ne yapmış Watford ya? Delefoe şov yapmış. Haydi. Evet, Pellegrini'nin West Ham'ın karşısında 1.80'le favoriyiz. Tüm biletler satılmış durumda. 6 derece bir hava sıcaklığı. Evet, as takımıza dönüyoruz arkadaşlar. Rhys James'i alıyorum. Emerson'u alıyorum. Tomori'mi alıyorum. Kovacic'i Loftus-Cheek yerine koyuyorum. Kante'mi alıyorum. Jorginho'mu alıyorum. Willian'ı unuttuk la. Willian'ı Pedro yerine alıyorum. Pulisic ceza. Tamam, ilk 11'imiz bu. Şunlara son kez bir bakalım. Sağ bek, sol bek ileri çıkartmayalım mı ya? Geri dönüşlerde sıkıntı oluyor. Çıkartmayalım arkadaşlar. Çıkartmayalım. Rakip ceza sahasına paslaşarak girmeyelim. Yerden karışık orta yapalım. Geçiş oyunu. Tamam, bunlar güzel. Top rakipteyken biraz geride kalalım. Biraz devrim tamamdır. Haydi arkadaşlar. Haydi çocuklar. Çok kritik bir maç. Stamford Bridge'de. Çift haneli puanlara çıkarabiliriz City ile olan aramızdaki farkı. 4-5-1 ile çıkıyor West Ham. Allah'tan savunma arkasında çok hızlı koşacak adamları yok. Haller öyle bir pivot santrofor özelliğine sahip. Evet. Fabianski. Bella Bune. Bu nasıl bir isim ya? Fredericks. Kante çok güzel girdi araya. Pasını da yolladı. Odoi. Odoi. Ah. Willian da vurdu ama Fabianski de güzel tuttu. İlk pozisyon bizden West Ham karşısında. Masaku, Diop. Uzun top. Evet, Emerson araya girdi. Şimdi Odoi aldı. Müthiş pas. Abraham vuramadı. Yine kaçtı. Fena başlamadık. Beraberlik bile avantaj bana kalırsa yani. Yenilmeyelim yeter ki. Evet, dakika 17, biraz azimli oynayın diyelim. Evet, West Ham'ın da şutları gelmeye başladı. Şimdi James. Christiansen dışarıya. Ah. Haydi çocuklar, haydi çocuklar. Evet, ilk yarım saatte arkadaşlar çok fazla net gol pozisyonuna giremedik. Wilshere, Emerson. Şimdi Odoi. Savunma arkasında koşu yapabiliriz. Emerson. Abraham neredesin Abraham? Emerson dikkat, orada top kaybı yapmayalım. Kalemizde gol olur. Şimdi güzel top attı işte. Şimdi Abraham. 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 Kaçtı. Müthiş bir gol kaçtı. Müthiş. Şimdi bir orta daha duran top şansı. Arkaya. Ah. Bu da kaçtı. Bu da kaçtı. Kaçırıyoruz. 3 net gol fırsatından yararlanmışız ilk yarıda. Christiansen. Emerson. Kante. Yine savunma arkasına. Abraham, bunu at lan. Bunu at lan. Yine kaleci Fabianski. Neler kaçıyor arkadaşlar. Fabianski kurtarıyor ama bir yandan da Abraham kaçırıyor. Bir orta, bir kafa, bu da dışarı ya. Evet arkadaşlar, yani 4 net gol pozisyonunu kaçırdığımız bir ilk yarı. İyi bir ilk yarı. Bence futbol adına iyi bir ilk yarı oynadık ama gol bulamadık sadece. 10 şut 5 isabetimiz var. West Ham'ın 4 şutu var, isabeti yok. İşte 4 net gol pozisyonundan da yararlanamadık. Ah ah ah. Evet. Kötü oynamıyoruz beyler. Herkes elinden geleni yaparsa bu maçı kazanırız diyorum ve devam ediyoruz. Haydi çocuklar be. Yani şu avantajı kaçırmayalım. ...55 oldu. Oyuncu değiştireceğim. Batshuayi Abraham yerine giriyor. Kötü oyunculara bakıyorum. Odoi çok kötü. Mason Mount alıyorum Odoi yerine. Willian'ı birazcık öne atıyorum arkadaşlar. Hücum bölgesine. Ve böyle devam ediyoruz. Aslında 4-2-3-1'e de dönebilirim ya. Ama gol yemeyelim ya. Yani yenilmiyorsak yenemiyorsak yenilmeyelim bu maç. Çok net gol pozisyonuna giremedik. Evet, aşırı hücum ağırlıklıydı. İkinci yarı iyice durduk ya. Evet, son 15 dakikada riskleri alıyoruz arkadaşlar. Hücuma doğru. Jorginho'yu alalım. Evet, Loftus-Cheek'te Kovacic değişikliği yapıyorum. Ofansif oyun kurucu, hücum diyelim.
Evet, artık yapacak bir şey yok. Tüm riskleri aldık. Ya yani ilk yarıda kaçırdığımız o golle resmen öyle aman Allah'ım. Sustum. Şimdi Willian, haydi be. Yakala kontratağı işte. Çok da iyi bir top attı. Batshuayi. Ceza sahası içine gelen var mı? Batshuayi, Batshuayi. Fabianski. Bugünün gerçekten yıldız oldu Fabianski. Yani çok büyük bir avantajı kaçıracağız. Yani o yazık oldu sadece. 90 artı 2 James, Jorginho, James. Kante. Çok iyi top attı Willian. Diop. Şimdi çıkartıyorlar. Bir yemeyelim lan bir de. Hayda diyecektim ama Christian sen. Emerson haydi çocuklar. Uzun bir top. Batshuayi haydi oğlum. Haydi oğlum yık buraları. Kaçırdı. Kaçırdı. Of. Kaleci bugün 5 net gol fırsatı bulduk. Gol bulamadık be. Şimdi Willian. Olmadı. Tomori olmayacak. Olmayacak arkadaşlar. Boşuna beklemeyelim. Şimdi Mason Mount. Ah. Offside. Ah. Yani gerçekten enteresan bir maç oldu. Özellikle ilk yarıda çok net gol pozisyonu bulduk ama yararlanamadık arkadaşlar. 5 net gol fırsatından yararlanamadığımız bir maç oldu. Olabilecek en iyi senaryo oldu aslında. Tabii kaleci Fabian Silva 7.8'de iyi bir performans sergiledi. Bizde Emerson 7.4, Kante 7.6 ve James 7.7 oyuncu puan ortalaması. Ama hücum anlamında Abraham, Batshuayi, Willian, Mason Mount ya da Odoi'den bugün iyi verim alamadık. Neyse. Şans bugün bizden yana değildi çocuklar diyorum ve devam ediyoruz. Yani en azından 8 puanlık farkı koruyoruz arkadaşlar. 29. hafta sonunda 8 puanlık farkı koruyoruz ama bir düşüşümüz de var. Bunu da göz ardı etmeyelim. Yani şimdi Manchester United deplasmanına gideceğiz. İnanılmaz bir deplasman. Ajax'ı yenildik. Burnley deplasmanda 3-1 yendik. Bournemouth deplasmanda FA Cup'ta kazandık ama çok iyi oynamadık. West Ham maçında bence çok gol kaçırdık. Çok gol kaçırdık. Ve şimdi United deplasmanı var. Yani çok zor bir deplasman. Çok zor bir deplasman. Hani yorum yapılamayacak deplasmanlardan biri bence. Her şeyin olabileceği bir deplasman. United maçından sonra da şöyle baktığında Ajax'a kendi sahamıza of Arsenal deplasmanı Newcastle Wolverhampton City evimizde. Yani şu 10 puan yapmalıydık. 10 puan yapmadık. Evet, günün diğer maçları devam ediyor pazar günü Premier Lig'de. 10 puan yapmalıydık dostlar. 10 puan yapsaydık rahatlık. Evet, United Crystal Palace 3-0'la geçmiş. Çok zor bir maça çıkacağız United deplasmanı. Everton 4, Aston Villa 1. Ve şöyle lig tablosuna bir bakalım isterseniz arkadaşlar. Bu videomuzu burada bitirelim. Yani çok iyi bir video partı olmadı açıkçası. Arsenal'i 2-1 yendik ama yine tur bizim elimizde Şampiyonlar Ligi'nde. Kendi sahamızda Arsenal'i 1-0 yensek bile üst turdayız. Ve Burnley deplasmanında 3-1 kazandık. Bournemouth deplasmanında yedek kadroyla FA Cup 5. turda zorlandık açıkçası, maçı da hak etmedik. Bournemouth kazandı ama West Ham maçında %100 hak ettik arkadaşlar. Yani 5 net gol pozisyonundan yararlanamadığımız mücadelede 0-0'a razı olduk diyebilirim. Kaleci Fabianski ve forvetimizin beceriksizliği yüzünden olsun. Şu an ligde ve bakalım lig puan tablomuza. 29 maçta 72 puandayız. City'nin 29 maçta 64 puanı var. 8 puanlık bir avantajımız var. Ama arkadaşlar şunu da söyleyelim. Çok zor bir fikstürümüz var önümüzde. Gerçekten çok zor bir fikstürümüz var. Yani United'la başlayacak bu zor fikstür. Ajax'te kendi sahamızda oynayacağız Şampiyonlar Ligi'nde. Arsenal deplasmanı FA Cup çeyrek final. Hadi o önemsiz değil ama önemsemiyorum o maçı. Elenebiliriz. Newcastle'la oynayacağız kendi sahamızı. Wolverhampton deplasmanı City ile kendi sahamızda. Ve ondan sonraki 1, 2, 3, 4, 5 maçta 3 deplasmanımız var. Watford, Brighton ve Liverpool. Her şey olabilir. Yani her şey olabilir. Bu avantajı da yitirebiliriz. Bakacağız arkadaşlar. Yani biraz tedirgin oynuyoruz. Bunun farkındayım heyecandan dolayı. Taktiksel müdahalelerimizde elimizden geldiği kadar başarılı olmaya çalışıyoruz. Umarım sezon sonu şu şampiyonluk kupasını alacağız artık. Yani buradan verirsek bizim için büyük yıkım olur. Büyük yıkım olur. Evet, bu videoyu burada sonlandırıyoruz. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum arkadaşlar. Kanalıma da abone olursanız mutlu oluyorum. Hoşça kalın. Futbol Menajer 2020'de kalın.